Merhaba TR24 seyircileri, Sezgin Tarıkulu bugün konuğumuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Aynı zamanda Diyarbakır Barosu'nun eski başkanlarından. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti çok önemli bir zamanlamayla gerçekleşti. Dolayısıyla biraz bunun ayrıntılarını konuşalım istedik ama tam da o sırada Selahattin Demirtaş'la ilgili dün verilen tahliye kararı gündemdeki yerini bulmuştu tabii ki, manşetlerdeydi. Şimdi savcılığın itiraz ettiği ne duyduk, o haber geldi. Dün aslında bu söylenilen bir şeydi. Evet. Eğer savcı itiraz etmezse diyordu HDP'liler, denetimli serbestlikle serbest bırakılma, çünkü Yargıtay'ın içtihatı var. Ama şimdi bu savcılığın itirazı, hemen siz hukukçu kimliğinizle önce bunu bir değerlendirir misiniz? Yani ne yapılmak isteniyor? Çünkü ahim öncesi bir korku kararıydı bu ama şimdi ters döndü galiba. Şöyle bir şey, yani savcının itirazı, yani tahliye kararına itirazı aslında bizim mevzuatımızda yoktu. 15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararname ile CMK'ya eklendi. Yoksa bir mahkeme tahliye kararı vermişse eğer, o karar kesindi eskiden. Ve savcı itiraz edemiyordu veya müdahil taraf itiraz edemiyordu. Getirildi bu, yani birçok işte Eren Erdem'de uygulandı, evet. Alparslan Kuytul'da uygulandı, birçok davada uygulandı. Selçuk Kozağaçlı'da uygulandı. Yani tahliye oldular ama olamadılar. Daha doğrusu. Aslında bence Fethullahçıların yani o Balyoz Ergenekon davaları döneminde çıkmadı mı bu? Savcılara güvenmedikleri için itiraz... Hayır. Bu yeni eklendi CMK'ya. Yani tahliye kararına itiraz ile bir müessese yoktu bizim CMK'mızda. Getirildi ve şu anda var. Ama ben bu davanın özelinde sanırım birinci arıza mahkemesi bakacak itiraza. Evet. Ankara birinci arıza mahkemesi bakacak. Yani aksi bir kararı çıkacağını sanmıyorum. Çünkü bu mahkeme yaklaşık 2 yıldır bu davayla ilgili, zaten kendisi ilgili. Dosyayı ve delilleri biliyor ve bir tahliye kararı verdi. Şimdi birinci arıza mahkemesi yüzlerce klasörden oluşan bu karara, bu dosyaya nasıl bakacak? Bir dolayısıyla yok mu? 142 yıl ağır ceza ağırlaştırmış müebbetle yargılıyorsunuz. Oy birliğiyle mahkeme tahliye kararı veriyor. Savcı itiraz ediyor. Şimdi ne olacak? Oy birliğiyle verilen karardan 142 yıla geri mi dönülecek? Ben duruşmanın tümünü takip ettim. Evet. Demirtaş'la ilgili olarak birçok fezleke Türkiye'nin değişik yerlerinden birleştirildi ve Diyarbakır'dan dosya Ankara'ya gönderildi. Güvenlik nedeniyle bu mahkemede birleşti. Yani içinde bütün fezlekelerin tümü neredeyse konuşma. Hı hı. Ve parlamentoda yaptığı konuşmaların dışarıda tekrarı. Dolayısıyla yani oy danamaya bakıp 142 yıl ceza isteniyor, nasıl tahliye oldu falan yani diyeceğimize, neden hapiste, neden ifade özgürlüğünden dolayı bu davalar açıldı ve neden tutuklandı dememiz lazım. Evet, yani şimdi Selahattin Demirtaş'ın, iddia ediyorum kendisi iyi bir hukukçudur. Ankara hukuk mezunudur. Bakın, Ankara hukuka Türkiye'de sınava girenlerden ilk 5000'e girenler girebiliyor. Veya ilk 4000'e girenler girebiliyor. İyi bir hukukçudur. Neyi ne de söyleyeceğini de biliyor kendisi. Diyarbakır Barosu öyle bir barodur. Yani iyi hukukçular da yetiştirir aynı zamanda. Dolayısıyla kimseyi işte kim ve düşmanlığa tahrik ya da işte suça tahrik gibi bir şey de yok içeriğinde. Sonuçta Kasım ayında, 2016'nın Kasım'ında böyle bir operasyon yapması gerekiyordu hükümete göre ve yapıldı. İçeride tutuluyor. İçeride tutulmasının hiçbir dayanağı yok. Hiçbir dayanağı yok. Bunu ben yani hukukçu olarak söylüyorum ama siyaseten de böyle aynı zamanda. Dolayısıyla bir tahliye kararı çıkmasını siz de bekliyorsunuz. Şöyle. Yani denetimli serbestlikte saldırı verilmesini bekliyorsunuz. 18'inde büyük daire önünde duruşması var. Daha önce daire bir ihlal kararı verdi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında. Ve dedi ki sonuçta sözleşmenin 5. maddesinin 3. fıkrasına yazılı olduğu şekliyle Selahattin Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkı ilah edilmiştir. Tutukluluğu hukuka aykırıdır dedi. İkinci olarak adil yargılanmıyor dedi. Üçüncü olarak da siz sözleşmedeki hükümleri kötüye kullanıyorsunuz dedi. 18. madde ihlal kararı verdi. Ve sözleşmenin 46. maddesine göre de derhal tahliye edin dedi. Eğer aleyhine başka bir delil yoksa, bana sunduklarınızın dışında başka bir delil yoksa derhal tahliye edin dedi. Mahkeme direndi bu karara karşı. Oy çokluğuyla.
İşte bir üye sürekli muhalif kaldı. Geçen duruşmada da o üye duruşmaya katılmamıştı. 17 Temmuz'daki duruşmaya. Oy birliğiyle tutuklu kalının devamına karar verdi. Şimdi dava dosyasında 17 Temmuz'dan bu zamana değişen bir şey yok. Yeni bir delil girmedi. Avukatlar bu duruşmaya katılmadılar. Ama ayın 18'inde hükümetin itirazı üzerine ve Demirtaş'ın itirazı üzerine o itirazla uygun bulunduğu için büyük daire önünde duruşma olacak. O duruşma, bakın büyük daire önündeki duruşma çok istisnai bir yoldur. Her dava büyük daireye gitmez. Eğer içtihat oluşturacak bir iş varsa ve 5 üyeli panel dediğimiz bir yargıçlar kurulu bunu uygun bulmuşsa başvuruları, itirazları, ancak o zaman büyük daireye gidebiliyor. Demirtaş'ın başvurusuyla hükümetin başvurusunu panel birleştirdi ve büyük daire önünde görülmesini istedi bu başvurunun. Çünkü Demirtaş sonuçta bir siyasetçi, cumhurbaşkanı adayı, böyle benzer bir dava Avrupa'da az rastlanan bir dava. Büyük daire sonuçta bu davada bir içtihat oluşturmak istiyor. Aynı zamanda o nedenle verildi. Şimdi 18'inde ki duruşmada bu davadan dolayı, yani ahim bir karar vermiş, tahliyet demiş. Bu davadan dolayı tutuklu olsaydı eğer, ahim soracaktı. Ya hükümete de diyecekti. Ben ilk önce bir karar verdim, sen bu karara uymadın. Hangi itirazlarla benim önüme geliyorsun? Ha. Hükümet bunları karşılamak amacıyla aynı zamanda mahkeme yani böyle bir karar verdi. Bunun siyasetten bağımsız, ahimden bağımsız olduğunu söylemek imkansız. Duruşması öncesi bir korku kararıdı der misiniz? Ya korku değil de ayinde muhtemel olarak hükümetin yani yapacağı savunmayı güçlendirmek amacıyla veya işte yapacağı savunmayı zayıflatmamak amacıyla böyle bir karar verildi. Ayinden bağımsız olduğunu söylemek imkansız. Siyasetten de bağımsız olduğunu söylemek imkansız. Sadece bir not, İmamoğlu'nun ziyaretine geçmeden önce bu meseleyle ilgili olarak, diyelim ki sizin dediğiniz gibi olmadı, tahliye çıkarmadılar, neyse ne çıkarsa çıksın ahimden dediler, bu şekilde devam etti. Ahim hala tutuklu bulunan bir ve oy çokluğuyla tahliyesine karar verildiği bir durumda, tutukluluğun devam etmesi durumunda ne der Türkiye? Yani yaptırımı ne olur? Bakın şöyle, bununla ilgili olarak Azerbaycan'la ilgili bir karar var. Mehmetov kararı. Yani o karar aslında yani Türkiye bakımından da çok örnek bir karar. Bu dava bakımından örnek bir karar. Avrupa Konseyi'nden ihraca kadar gider. Bakanlar Komitesi'nin önüne gider dosya ve Avrupa Konseyi'nden ihraca kadar gider. Türkiye zaman zaman Bakanlar Komitesi'nin izlenmesine alındı. Ama bu dava özelinde herhalde büyük daire kararından sonra böyle bir tüm içerisine gireceğini sanmıyorum. Zaten davanın kendisi ve temeli zayıf. Tabii. Temeli yani zayıf. Sadece parlamento konuşmalarından diyorsunuz. Evet. Parlamento konuşmalarından. Konuşmalarından. Yani şimdi Selahattin Demirtaş'ın şu avantajı vardı bizlere göre. Hani bizlerin parlamentoda her dakika konuşması mümkün değil. Ama kendisi partinin genel başkanı her salı günü grup toplantısında konuşma yaptı. Bir saat. Bir saatte gündemi değerlendirdi. Dolayısıyla da o gündemi değerlendikten sonra da gitti o konuşmanın benzerini Kızıltepe'de yaptı. Benzerini Yüksekova'da yaptı. Ağrı'da yaptı, İstanbul'da yaptı. Benzerini, içerik olarak benzerini. Anayasanın 83. maddesi diyor ki mutlak dokunulmazlık. Yani parlamenterler parlamento çalışmaları sırasında söyledikleri sözlerden dolayı soruşturulamazlar. Yani dava değil dokunulmazlık, soruşturulamazlar. Şimdi Selahattin avukatları, arkadaşlarımız bir kişiye gönderdiler. Konuşma bu, fezleke bu, karşılaştırır mısın? Neredeyse birebir örtüşüyor bütün konuşmaları. Yani dolayısıyla mutlak dokunulmazlık sorumsuzluk kapsamında olan bunların hiçbir tanesinin açılmaması lazımdı. O nedenle çok özel bir dava bu dava. Yani ben parlamentoda 5 dakika konuşma fırsatı bulsam öpüyorum, başımı üstüne koyuyorum. Ama kendisi her hafta daha önce de grup başkan vekiliydi. Evet. Yani kendisi. Dolayısıyla 9 yıllık dönemde bu konuşmaların benzerlerini yapmış. O nedenle bu davanın hiç açılmaması lazımdı. Peki CHP teşkilatı olarak dokunulmazlıkları kaldırdığınız için pişman mısınız? Ben yani zaten başından beri karşıydım. Sizin şahsınız için sormuyorum ama CHP'nin, işte dokunulmazlığının olması gerekiyor dediniz. CHP'nin, CHP'nin 115 milletvekili hayır dedi ama kurumsal olarak CHP sonuçta 15 milletvekilinin katılımıyla dokunulmazlıklara evet dedi. Ve sonuçta bu tablo ortaya çıktı. Ha çıkmasa ne olurdu? Şimdi bakın daha geçen gün yine Sayın Erdoğan şey diyor. Dokunulmazlık konusunu
işte Ekim ayında tekrar gündeme getireceğiz. Tek tek getirilseydi bu durum, bu tablo ortaya çıkmayacaktı. Buradan bağlayarak devam edeyim. Yani CHP sizce, bırakalım şimdi AK Parti'yi, CHP sizce geçmişteki bu çok tartışılan bu tip gelme ve gitmeleri, yani demokratikleşme adına kimi zaman kendinden bekleneni ortaya koymaması, işte dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinde olduğu gibi, belki demokrasi diye baktı olaya ama Türkiye'nin gerçekleri söz konusuydu. Dersler çıkarak yeni bir stratejiye doğru ilerliyor mu? Tabii nedir yani, yeni? Sürekli öz eleştiri yapıyoruz. Bakın dokunulmazlık konusu da şudur. Normalde milletvekillerin dokunulmazlığa ihtiyacı olmaması lazım. Her yurttaş gibi yargılanmamız lazım. Evet. Suç işlemişsek. Ama sözlerimizden dolayı değil. Söz sonuç itibariyle yani parlamento tarihinin bir geleneğidir aynı zamanda ki kimsenin söylemediği sözleri biz toplum adına söyleyebilelim. Bundan dolayı eğer içinde hakaret yoksa en ağır şeyi de söyleyebilmeliyiz. Küfür yoksa eğer. Ama Türkiye'de tam tersi oldu. Ben o nedenle bir de ya Türkiye'deki bu yargı ortamı var. O nedenle şunu söylemiştim. Evet dokunulmazlık kaldırılsın ama bu yargı ortamında değil. Evet. Bu siyaset ortamında Türkiye'nin değil. Türkiye'nin gerçeklerine evet. bakarak. Bu yargı ortamında bizi teslim etmeyin. Evet. Milletvekilini teslim etmeyin. Çünkü yargı bağımsız ve tarafsız değil. Normal koşullarda dediğim gibi bakın içeride bulunan milletvekilleri var. İşte İdris Balüken var. Sırı Önder var. Diğer milletvekilleri var şu anda. Cezaevindeler. Geçmiş dönemde parlamentoda bulunan arkadaşlarımız. Tüm sözlerinden dolayı. Eren Erdem şu anda hapiste ya. Şimdi madem konuyu buraya getirdiniz o zaman onu sorayım. Şimdi malum. Tabii ki özeleştiri yapıyoruz tabii ki. Bugünün geriye baktığımızda. Dolayısıyla CHP de aslında bu gelinen noktadan kendi payını düşeni aldı. Milletvekilimiz içeride. Elis Berberoğlu. Eren Erdem ve işte tabii diğer HDP'den olan hem belediye başkanları hem de partililer. Şunu sorayım. Siz cezaevini çok sık ve düzenli biçimde ziyaret eden bir milletvekilisiniz başından beri. İnsan Hakları Komisyonu olarak da şey yapıyordunuz, ziyaretlerde bulunuyordunuz. Şimdi bilmiyoruz cezaevlerinde ne olup bittiğini. Artık eskisi gibi dışarıya yansıyan haber de yok, haber yapabilecekler de yok. Haber yapılabilecekler de içeri sokulmuyor zaten. Gazetecileri çalıştırmıyorlar. Yani çok uzun mesele ama kısaca özetlerseniz Eren Erdem dahil olmak üzere. Çünkü pek çok iddia da ortaya atılıyor. İşte cezaevi koşulları hakkında insani olmadığı, gerçekten psikolojik baskı gördükleri ya da işte koşullarının özellikle zorlaştırıldığı yönünde bir kısa bir toparlama yaparsınız. Ya şöyle nedir bir durum? Şey bakın yarın İnsan Hakları Komisyonu alt komisyon yani mecliste cezaevi alt komisyonu şeye gidecek, sivil cezaevine gidecek. Yani hem işte belirli isimlerle görüşecekler ve rastgele isimlerle de görüşecekler. Bizden de arkadaşlarımız var. HDP'den de var. CHP'den de üye arkadaşlarımız var. Bana gelen sistematik bakın sistematik ihlal biçimleri var. Sistematik olarak. Kötü koşullar var. Bunları sadece kötü muameleyle izah etmek mümkün değil. Kötü koşullardan neyi kastediyorsunuz? Kötü koşullar, baskı, tecrit, ondan sonra baskı dediğim yani bazen ağır dayak, ondan sonra görüş sırasında gidip gelmelerde üst aramalarında taciz kadınlara özellikle taciz ve barınma koşullarında yani sıcaklık, soğukluk, yeme içme koşullarında gerçekten de sistematik bir şey var yani kötü muamele var artı barınma koşulları cezaevlerinin kapasitesinin çok üzerinde yani tabii cezaevleri konforlu olmak durumunda değil ama her insanın yatabileceği bir yatağı olması lazım. 6 kişilik koğuşlarda 20 kişinin kaldığı yerler var. İstanbul'da da var, Türkiye'nin değişik yerlerinde de var. Ve yani bir de şu da kötü muameledir bana göre. Diyarbakır'da yargılanıyorsunuz, Edirne'de tutuluyorsunuz. Aileniz Mardin'de, tutulduğunuz yer Rize. Hangi koşullarda insanlar gidecek, çocuklarını görecek haftada bir ya da ayda bir? Bunun gibi sistematik bir biçimde devam eden ağır koşullar var. Şimdi son... Artı yani şu var... Hastalar var cezaevinde. Hı hı. Bakın daha dün yani Topbaş'ın damadı olarak kamuoyunda tanınan kavurmacı. Yani hastaneye kaldırılmış. İşte kalp sorunları var ama daha tutuklu içeride. Bunun gibi yüzlerce tutuklu var. Yüzlerce kadın çocuklarıyla beraber bakın çocuklarıyla beraber 800'den fazla kadın cezaevinde tutuluyor. 0-6 yaş arasındaki çocuklarıyla. Bunların denetimli serbestlik dediğimiz yöntemle veya işte adli kontrol yöntemleriyle cezaevi dışına tutulması mümkün. Hasta yaşlılar var bakın daha dün bana gelen bir fotoğrafı size şimdi gösterebilirim. 84 yaşında adamın cezaevinde ne işi var?
84 yaşında. Giderek yani kötüleşiyor der misiniz? 77 yaşında kadının cezaevinde ne işi var? Yani bunların sonuç itibariyle infazların ertelenmesi mümkün. Ama maalesef içeride tutuyorlar. Bir de ağır hastalar var. Bakın 400'den fazla ölüm eşiğinde olan hasta var. 1000'den fazla da ağır hasta var. 400'e yakın ölüm eşiğinde olan hasta var cezaevlerinde. İşim için tespitli bunlar. Ama bunlar ne tedavisi yapılabiliyor cezaevi koşullarında? Bakın yani işimi belli olduğu için söyleyeyim. Mümtazar Türköne. Evet. Kalp ameliyatı olamadı yani. Dışarıda olmak yani tutuklukken olmak istemedi. Cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Yani bunun cezaevinde olmaması lazım bunun gibi isimlerin. E şimdi Nazır Ilıcak 77 yaşında. Bakın mahkeme Yargıtay bozma kararı verdi kendisiyle ilgili olarak. Dedi ki müebbet ağır hapis buna veremezsiniz. Olsa olsa işte yasa dışı örgütün yardım olabilir bu. Örgüt adına faaliyette bulunmak olabilir dedi. Ve 3 yıldır cezaevindeler. Yargıtay bozma kararı verdi. 3 yıllık cezayı karşılayacak yani işte 5-6 yıllık bir cezayı karşılayacak şekilde cezaevinde ama mahkeme tahliye kararı vermedi. 77 yaşında kadın. Cezaevinde hala. Bunun gibi gerçekten yani tutulmanın kendisinin kötü muamele olduğu işler var. Hukuka aykırı olan işler var. Maalesef yani bizler tek tek duyurmaya çalışıyoruz ama bize ulaşamayan da birçok vaka var. Giderek ve giderek kötüleşiyor der misiniz? Kesinlikle bakın cezaevi koşulları bakın. Cezaevleri insan hakları bakımından bütün dünyada aynadır. Yani oraya bakarsınız anlarsınız. İnsan hakları ihlalleri var mıdır yok mudur diye. Çünkü sonuçta devletin kontrolü altında olan ve en ağır insan hakları ihlallerinin işlenebileceği mekanlardır buralar. 12 Eylül dönemi dahi bana göre, bakın o dönemi de yaşadım ben, abim hapisteydi, yaşadım bizzat, yani avukatlık yaptım o dönemde ayrıca. 12 Eylül dönemi dahi, bakın böyle ağır bir durumla, ağır ihlalle sistematik olarak olmamıştı. Niye diyeceksiniz? Bakın şu anda Türkiye'nin 81 ilinde benzer ihlaller var. 12 Eylül döneminde işte 2-3 cezaeviydi, Diyarbakır'dı, Ankara'ydı, Mamak'tı, işte Metris'ti falan. Yani yaygın değildi yani tutuklu şeyler, cezaevleri. Sistematik değildi bu kadar. Ama şimdi öyle bir ortamda 81 ilde problem. Peki şunu da sormak isterim. Bu önemli. Avukatların özellikle en büyük problemleri dosyaya bakamıyorlar. Suçlamaları bilmiyorlar. Evet. Dosyaya ulaşımları engelleniyor. Müvekkillerinden yapılan görüşmeler sırasında kayıt alınmasından son derece şikayetçilerdi. Yani müvekkil avukat nasıl diyelim yani onların arasındaki bu özel konuşmanın onlara özel kalması gerekirken kalamıyordu. Bunlar da devam ediyor mu ve buna ek olarak yeni ve kamuoyunun duymadığı daha, başka baskı daha uygulamaları dün, var mı? Daha dün Maraş'la ilgili olarak ben işte Cumhurbaşkanı'na soru sordum. Maraş cezaeviyle ilgili olarak. Evet. Ne tipi olması lazım? Bugün basında da yer almıştı. 2 hafta önce Diyarbakır Barosu'nun Elazığ cezaeviyle ilgili raporu var. Sistematik işkence, kötü muamele, dayakla ilgili kendi tespitleri var. Bizzat Diyarbakır Barosu Başkanı gitti avukatlarla beraber. Değişik koğuşlardaki insanlarla görüştüler. Beyanlarını aldılar. Kendi tespitlerini yazdılar ve Cumhurbaşkanı'na gönderdiler bunu. Yani bu işe el atın diye. Buna yani bunlar bize ulaşanlar. Bir de bize ulaşamayanlar var. Avukatlarla ilgili olarak bakın savunma hakkı bakımından da aynı kısıtlıklar var. Yani görüşme konusunda kısıtlıklar var. Dinleme konusunda var. Belge alıp verme konusunda dosyayla ilgili kısıtlamalar var. Bunun gibi ağır ihlaller var. Bakın Selçuk Ozağaçlı sonuçta var istinafta duruşması olacak. Dosyasını istiyor. Veya işte bilgisayara ulaşmak istiyor kendi savunmasını yazmak için. Cezaevinde Çağdaş Avukatlar Derneği Genel Başkanı kendisi yani kendisine bilgisayara ulaşma yani CD göndermişler dosya istemiş mahkemeden. CD göndermiş kendisine. Yani binlerce sayfayı basıp gönderecek hali yok mahkemenin. O CD nerede kullanacak? Kendi koğuşunda bilgisayar yok. Kütüphane ortamında kullanması lazım. Haftada 2 gün veya 3 gün bilgisayara ulaşması lazım. Ulaşamıyor mesela. Hani onu okuyacak ki delilleri ona göre kendi savunmasını yapsın. Eren Erdem meselesinde mesela ne sıkıntı yaşıyorsunuz? Ya Eren Erdem hastaneye ulaşamıyor. Hastaneye gittiği zaman bakın tutuklar bakımından tek başına koyuyorsunuz arabaya. Ellerini arkadan kilitliyorsunuz. Kelepçeliyorsunuz. Ondan sonra şeye götürüyorsunuz. Bu koşullar, kendisi ağır koşullar zaten. Hastane istediğiniz zaman ulaşamıyorsunuz. Doktor yardımı istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Bakın daha dün gerçekten o tablo ben internette gördüm. Kayseri
Ticaret Odası Meclis Başkanı, önceki Meclis Başkanı, şu anda herhalde tutuklu ve hükümlü olması lazım. Gazetede gördüm. Annesi ölmüş. Kayseri'de cezaevinden çıkarmışlar. Camiye götürmüşler. Yanında iki tane şey var, jandarma var. Şimdi namaz kılıyor. Yani cenaze namazı kılıyor. Eli kelepçeli ya. Evet. Yani cenaze namazından nereye gidecek? Yanında iki tane jandarma var. Biri o koluna girmiş, diğeri o koluna girmiş. Eli şöyle kelepçeli. Yüzüne götüremiyor elini ya. Bu koşullarda insanı yani nasıl çıkartırsınız? Cenaze namazı ve annesinin cenazesi. Yani nereye kaçacak o ortam içerisinde? Eli kelepçeli bir biçimde cenazede. Bunun kendisi, bu fotoğrafın kendisi cezaevinin içinde ne yapıldığını bize çok iyi gösteriyor zaten. Evet. O bakın gerçekten o fotoğraf, yani benim gördüğüm bu fotoğraf hafızalara kazınır. Evet. Yani bu yani böyle insancıl hukuk falan filan hukukla izah edilmez. Düşman ceza hukuku olarak izah edilebilir. Yani o cemaatin önünde annesinin işte şeyi var, cenazesi var, tabutu var önünde. İki tane jandarma kolunda, yani yanında durmuyorlar ama koluna girmişler. Eli de böyle kelepçeli. Namaz kılmaya çalışıyor. Şimdi bakan bunu görmüyor mu? Yani bunun için bir şey, yani yazılı bir şeye gerek yok. Bu yani sonuç itibariyle nasıl bakıldığını gösteriyor insanlara. Dolayısıyla buradan şunu da söyleyebilir miyiz? Belki bu bölümümüzden ilgili olarak son olarak yapılacak olan adli yargı paketi, reformu ya da neyse adını, belgesi. Bunlar devam ettiği sürece bir şey ya ifade ediyor mu? Ya şöyle, yani reform içerisinde yani şeyin yargının teknolojiyle uyumu konusunda tabii ki iyi şeyler var. Buna reform demeye gerek yok. Onlar zaten kendine yapması gereken işler. Yani uyacak, teknolojiye uyacak, gelişmeye uyacak falan. Ama diğer düzenlemeler yargının zihniyetinden kaynaklanıyor ve uygulamasından kaynaklanıyor. Şimdi bakın size somut bir örnek vereyim. 2013'te terörle mücadele yasasının 7. maddesini bu meclis değiştirdi. Ben de meclisteydim. Milletvekiliydim 2013'te. Yani 7. maddeden, propaganda suçundan mahkemeler çok berbat kararlar veriyordu. Bir araya geldik işte parlamentoda. İşte nasıl yapalım ki yani bunu amacına uygun uygulasın mahkemeler. Aslında yani yargı özgürlüğü açar. Yani yasama organı bir karar, bir yasa çıkartırsa şeyin yargının bunu daha özgürce uygulaması lazım. Öyle bir madde yazdık ki ben dedim ki artık yani ben de içindeydim. Artık yani kimse bu 7. maddeden gerçekten terörü teşvik etmemişse, şiddeti teşvik etmemişse falan ceza almaz. Öyle bir madde yazdık. 2013'ten bu yana ceza almayan kimse yine kalmadı. Yani şimdi 7. maddeye de propagandası nasıl değiştireceğiz bir daha? Ya bakın ben kendim yani bu kadar çok bu işle uğraşan bir avukat olarak parlamentoda milletvekili olarak dedim ki artık yani 7. madde amacına uygun uygulanır. Ayım içtihatları var. Biz evet. De işte sadece şiddeti teşvik etmeyi suç olarak saydık. Böyle bir düzenleme yaptık. Ama şimdi 7. maddeden herkes ceza alıyor işte. Barış için akademisyenler. Evet. Yani sonuçta Anayasa Mahkemesi'nde bile 8'e 8 başkan üstün oyuyla şey çıktı. Yani bu yargı zihniyeti değişmediği sürece istediğiniz reformu yapın. İstediğiniz reformu yapın, sonuç değişmez. Şimdi gelelim İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine. Evet. İlk başta kayyumlar atandığında Van, Mardin ve Diyarbakır'a CHP'nin tabii nasıl bir tepki koyacağı, ne kadar yüksek bir ses çıkaracağı, kıyamet koparacak mı, koparmayacak mı, bu durumu nasıl protesto edecek, bu çok konuşuldu ve tartışıldı. İlk başlarda eleştiriler de geldi. Sesiniz fazla çıkmıyor diye sizin özelinde evet. Söylemiyorum, CHP evet. Özelinde söylüyorum ama İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti tabii ki çok önemliydi. Ben sizden bir Diyarbakır'ı tabii ki çok iyi bilen bir Diyarbakırlı evet. Olarak gözleminizi rica edeceğim. Sonuçta siz CHP milletvekilisiniz, HDP milletvekili değilsiniz tabii ki. CHP'li olarak baktığınızda Kürtler, Diyarbakırlılar İmamoğlu'na gerçekten farklı bir, bugüne kadar CHP'lilere çok da göstermedikleri bir tepki gösterdiler. Malum bu bir sır değil. CHP bölgede oyunu yükseltemeyen bir parti. Kürtler nezdinde çok sorunları da olan bir parti. Ama ilk defa Diyarbakırlılardan şu sesleri duyduk. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olarak da görmek isteriz sizi ileride. Nasıl değerlendiriyorsunuz bölgenin havasını? Şöyle bakın, kayyumla ilgili bir tespit yapayım da, yani kayyum yasasıyla ilgili. Bir sefer bu düzenleme anayasa aykırı evet. Ve hukuka aykırı, yani seçim hukukunu yok sayan bir düzenleme. Şunu bir anekdot olarak söyleyeyim, bu düzenleme, yani kayyum düzenlemesi
15 Temmuz darbesinden sonra parlamentoya torba yasayla getirildi. Torba yasayla. 1 Ağustos tarihinde 411 sıra sayısıyla hükümet tarafından getirildi. Torba yasanın 51, 52. ve 53. maddelerinde kayyum düzenlemesi vardı. CHP olarak biz çok karşı çıktık. MHP çok karşı çıktı. Altını çizerek söylüyorum. Ve HDP çok karşı çıktı. 18 Ağustos'ta yasanın komisyondaki çalışmaları tamamlandı. Plan Bütçe Komisyonu'nda ve şeye geldi. Genel kurula geldi. Genel kurula da itirazlar var bu maddelere. Sonuçta dört siyasi partinin ortak iradesiyle, ortak önergesiyle bu üç madde kayyum düzenlemesi torba yasadan çıkarıldı. Torba yasa o şekilde yasalaştı. Yani kayyum düzenlemesi yasayla parlamentodan geçmedi. MHP'nin, CHP'nin, HDP'nin itirazlarına AK Parti'nin katılmasıyla. Sonra AK Parti Kasım ayında çıkardığı 674 sayılı kanun hükmünde kararname ile kayyum düzenlemesini şeye soktu. Kanun hükmünde kararnameye soktu. Yani parlamentodan geçiremediği, genel kurulundan geçiremediği düzenlemeyi kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçiriverdi. Evet, geçirdi. Evet. Yani bu son derece hukuka aykırı bir şey. Parlamento kayyuma bakın, hayır dedi. Cumhurbaşkanlığı kayyuma atanmasına evet dedi. Kanun hükmünde kararname ile getirebilirler. Böyle bir düzenleme ile karşı karşıyayız. 31 Mart'tan önce de 90'dan fazla belediye kayyum atanmıştı. Evet. 31 Mart sonuçta bu hükümetin kayyum tercihinin aynı zamanda sınanmasıydı sandıkta. Sonuçta yani o kadar kayyumlar çok başarılı dediler, çok iyi işler yaptı dediler. Belediyeler işte şeyi batırmış dediler falan filan. Halk buna izin vermedi. Diyarbakır'da %64'le, Mardin'de %56'yla, Van'da %54'le seçildiler. Şimdi biz geçmiş dönemde de CHP olarak kayyuma karşıydık. Şimdi de karşıyız. İlk açıklamayı da parti sözcümüz aynı gün çok net bir tonla parti adına kurumsal olarak Ankara'da yaptı. Şimdi yani CHP'ye ilgi tabii ki yani İmamoğlu İmamoğlu'na ilgi. Bak, İmamoğlu'na büyük ilgi vardı. Ama ben kendi gözlemimi Sayın Muharrem İnce ile ilgili de söyleyebilirim. Yani bundan önce Cumhurbaşkanı seçimleri vardı. Evet. Geçtiğimiz yıl. O Cumhurbaşkanı seçimlerinde 24 Haziran'da Diyarbakır, Van ve Hakkari mitinglerine ben katıldım. Hı hı. Muharrem İnce ile birlikte. Diyarbakır'da Muharrem İnce'ye de yani muhteşem bir ilgi vardı. Hakkari'de de vardı ki Muharrem İnce ikinci mitingini Edirne'den sonra Hakkari'de yapmıştı. Evet. Ama şimdi Türkiye'nin bu atmosferi içerisinde bakın. Yani Türkiye'nin Kürt meselesini güvenlikçi politikalar ekseninde götürmek ısrarında olan bir AK Parti var. Ondan sonra yani bütün bölgeden neredeyse seçilmiş herkesi mağdur eden bir AK Parti var. Ve dili oldukça sertleşmiş olan AK Parti siyasetçiler var bu süreç içerisinde. Ona da sonuç itibariyle 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da İstanbul'da birlikte bir cevap verildi. Evet. Şimdi Kürt seçmeni aynı zamanda İmamoğlu'na şöyle bakıyor. İmamoğlu'nun verdiği mesajların dışında bize eziyet eden İmeşe var, Erdoğan var, onu yenen İmamoğlu var. Yani bir de bununla örtüşen bir durum var. Dolayısıyla yani İmamoğlu CHP'lidir. CHP yani kimliğiyle seçilmiştir. Ama aynı zamanda kendisi ortaya koyduğu üslupla yani Kürtlere de sadece İstanbul'da değil Kürtlere de hitap etmiştir. Kürtlerin duygularına ve vicdanına da hitap etmiştir. Bize ezen Erdoğan var, onu yenen İmamoğlu var. Yani, Kürt seçmenin kafasındaki evet, mesaj yani sonuç itibariyle böyle bir duygunun da birleşmesi var aynı zamanda. Yeni bir duygu birleşmesi yaşandı diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Bakın şöyle bir şey. Kürtler yani, açısından öyle. En büyük desteği onlar verdi. Bu bir sır değil. Evet, seçmenin yani, oyu olmasa evet, yani kolay sonuçta, olmazdı evet. Bu sır. Yani ortalama herkesin okuyabileceği peki, tablo bu. Klasik bir soru oldu. Belki de bunun için size daha çok bağımsız bir kimliğinizi evet. Sorayım. CHP kurumsal kimliğinizi sormayayım ama şimdi bunun ilerlemesi gerekiyor. Artık CHP buraya geldikten sonra eski mesafeli politikalarına dönemez. Hem şehirleşmiş şehirlerdeki evet. Kürt seçmene yeni bir şey söylemesi gerekiyor. Önümüzde seçimler yine var. Evet. Hem de bir adım belki birkaç adım ileri gitmesi gerekecek. Yani ben zamanında Kürt raporu yazmıştım artık tedaviden kalkan bir söylem. Ne olmalı, ne yapılmalı bakın ya da şöyle, ne yapmayı düşünürsünüz? Bakın şöyle bir şey, bunu CHP'li kimliğimle değil ama objektif olarak söylüyorum. Evet.
2000 zaten. Evet, 2012'den sonra Türkiye'nin Kürt meselesi konusunda parlamento zemini içerisinde en esaslı önerilerde bulunan ve yöntem öneren parti CHP'ydi. Bunu bugün ben söylüyorum, geçmişte de söylemiştim ama artık HDP'li arkadaşlarımız da, diğer gerçekten de bizi o dönem tanımayan veya izlemeyen, AK Parti'nin şaşası nedeniyle izlemeyen muhafazakar Kürtler de bugün teslim ediyorlar bu durumu. Biz de kendimizi yeterince demek anlatamadık yaptıklarımızı. Çünkü çözüm süreci vardı, ondan sonra onun verdiği bir hava vardı, kimse CHP'nin ne yaptığıyla ilgili değildi. Ama şimdi geriye dönüp baktığımızda yöntem olarak da, içerik olarak da 27 yasa tasarısı vermişiz parlamentoya. Bunlar çok iyi görülmedi. Şimdi ne yapmalıyız? 2015'ten bu zamana kadar 4 yıllık bir zaman geçmiş. Genel Başkanımız da Afyon'daki toplantıda bizim hazırladığımız 2015'te CHP'nin bakışıyla ilgili hazırladığımız tespitlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Şimdi öyle bir çalışma da yapılıyor partide. Hem genel merkez yapıyor hem de bizler de katkı sunmaya çalışıyoruz. Yakında herkesten görüş alarak, yani bu konuda sözü olan, düşüncesi olan, CHP'nin ne söylemesi gerektiği konusunda tezi olan herkesle görüşerek CHP'nin Türkiye'nin Kürt meselesini güvenlikçi politikalar dışında, terör dışında, şiddet dışında bir zeminde, parlamento zeminde nasıl çözüleceği konusunda yeni yaklaşımlarımızı ortaya koyacağız. Yani İmamoğlu'nun ziyaretiyle birlikte Kürtler nezdinde CHP yeni bir beyaz sayfa açtı der misiniz? Şöyle bir şey, bakın beyaz sayfa açmış zaten ama İmamoğlu'nun bu ziyareti o vicdan ortaklığını bir zeminde daha da güçlendirdi. Sonuçta İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, burada bir vicdan ortaklığı yarattı, bir duygu ortaklığı yarattı. O duygu ortaklığının Diyarbakır'a taşınmış olması, yani Diyarbakır sembolik bir yer aynı, evet, zamanda. Yani sonuçta yani Diyarbakır'a gitseniz ortalama Türkiye'deki her Kürt'e hitap edebiliyorsunuz. Oraya gitmeniz de sembolik olarak. Yani cesareti ayrıca, bakın bu da çok önemli. Yani bu dönemde kendisine mutlaka terkin edilmiştir. Sakın gitme, bilmem ne olur falan filan diye, ama kendisi çok önceden ayın 31'inde orada olacağını ifade etmişti. Ben de iyi biliyorum. Yani kayyumdan çok önce ifade etmişti. Bana da söylemişti. Abi gideceğiz diye. Ama bu nedenle bakın gezisini ertelemedi. Yine gideceğim dedi ve gideceğim ve bu arkadaşlarım, bu seçilmiş arkadaşlarımla görüşeceğim dedi ve orada gerçekten de hem görüştüler hem de o diyaloğun Diyarbakır'a yansıması, bölgeye yansıması, Türkiye'ye yansıması da önemli bir eşik oldu. Şimdi, şöyle bakın, şunu söyleyeyim. Yani onu ben çok yaşadığım için biliyorum. Yani Kürtler yalnız bırakılmaktan, zor zamanlarda duygu ortaklığı yatılmamasına hep şikayet etmişlerdir. Yani biz tekrar kendilerinde, yani Kürtlerde, yani yalnız bırakıldık. Bakın bu zor zamanda yine CHP sırtını döndü, kendi işine baktı. Dedirtmemek durumundaydık ve dedirtmiyoruz. Bakın evet. Muharrem İnce sonuç itibariyle bu partinin sembol isimlerinden birisidir. Yani şu anda partide bir görev yoktur ama sembol isimlerinden, kimlik olarak sembol isimlerinden bir tanesidir. Kendisi yani atladı, gitti Ahmet Türk'le beraber. İlk önce HDP'ye gitti. HDP'de evet. Ahmet Türk'ü ziyaret etti. Sonra Ahmet Türk'ü aldı. Beraber CHP'ye gittiler. CHP'de ortak basın açıklaması yaptılar Ahmet Türk'le beraber. Şimdi Ahmet Türk İmamoğlu'yla işte görüşmek amacıyla, aynı zamanda o ortamda olmak amacıyla Kayapınar Belediyesi'ne geldi. İmamoğlu'yla bir beraber fotoğraf verdiler. Evet. O fotoğrafların kendisi çok değerlidir. Hafızalarda kazınır ve kalır. İnsanların vicdanında bir derinlik yaratır yani. Şimdi iki soru bundan ilgili olarak önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki Kürtlere bir kez daha bu zor günümüzde bizi yalnız bıraktılar, dedirttirmeyecek CHP dedi. Bu çok önemli bir şey. Selçuk Mızraklı da zaten Diyarbakır'ın seçilmiş belediye başkanı, altını çizerek söyleyelim, seçilmiş Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ziyaretten ne kadar memnun olduklarını söyledi. Şimdi sorum şu, hem AK Parti ve MHP'nin olduğunu düşündüğümüz trolleri, sosyal medya hesapları, hem onlara yakın duran yazar, çizer, işte gazeteci demiyorum, yazar, çizer takımı ve de bizzat Cumhurbaşkanı ve iktidarın açıklamalarına baktığımızda CHP teröristlerle kol kola girdi. Bu suçlamayı kabul ediyor musunuz? Ya nasıl kabul ediyorum? Selçuk Mızraklı çok sert cevap verdi. Sizin cevabınız ne? Yani şöyle, ya ölçü ne? Yani bunun ölçüsü ne gerçekten? Yani Sayın Cumhurbaşkanı terörle ilişkili insanlarla görüştüler diyor. Ne demek terörle ilişkili demek? Yani aklında bir mahkumiyet kararı mı var? Kaldı ki bu kararı nasıl verdiğini de biliyoruz. En azından ben biliyorum.
mahkemeler nasıl karar verdiğini. Hiçbir iş hakkında bir mahkumiyet kararı yok. İki, yani bir, yani şeyin valiliğin ortaya koyduğu iddialar, altı iddia vardı kendisiyle ilgili, mızrakla ilgili olarak. Bir tanesi hukuka uygun bir gerekçe değil. Eğer o iddialar, mesela diyor ki vali, Diyarbakır Valisi Selçuk Mızrak'la ilgili olarak, efendim göreve geldikten sonra belediye çalışanların yerlerini değiştirdi. Ya yani şimdi tabii ki değiştirecek. Kendi genel sekreteriyle çalışacak. Kendi özel kalemiyle çalışacak. Kendi genel müdürle çalışacak. Yani bu eğer gerekçeyse o zaman bir tane AK Partili belediye başkanının yerinde durmaması lazım. Diyor ki işte kanun hükmünde kararname ile atılmış olan insanları belediyede çalıştırdığı. Ya kanun hükmünde kararname ile atılmış ne demek? Bir mahkumiyet kararı mı var? Tabii ki onlarla çalışabilir. Niye çalışmasın? Haklarında diyor terörle ilgili soruşturma olanları göreve başlattı. Terörle ilgili. Ya Diyarbakır'da hakkında soruşturma olmayan birisi mi var? Gerçekten soruşturma olmayan birisi mi var? Bir vesileyle siyasetle ilgiliyseniz, sivil toplumda çalışmışsanız mutlaka dinlenmişsinizdir. Mutlaka soruşturma var. Demiyor mahkumiyet kararı. Bir mahkumiyet kararı demiyor. Bir soruşturma olan diyor. İstediğin insana soruşturma açarsın, sonra dersin ki kardeşim sen evinde otur, sokağa çıkma, bir yerde çalışma. Hiçbirisi gerekçe değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani terörle ilişkili diyerek insanları yaftalaması, algı yaratması doğru değil. Ben de o zaman dönerim şunu söylerim. Ya Sayın Cumhurbaşkanı sen sonuç itibariyle halkı kin ve düşmanlığa tarih suçundan mahkum olmuştun. Hem de Yargıtay'dan geçmişti. Ona rağmen CHP sana siyaset yolu açtı. Onu o yasağı bakın. O yasağı anayasanın 76. maddesinden CHP çıkarttı. Erdoğan evet. Siyaset yapsın diye. Artı CHP başbakanlığının yolunu evet, açtı. Evet bakın bununla o yasağı kaldırdı. Bakın hatırlayalım yine. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Sayın Erdoğan partisinin genel başkanıydı. Ama YSK ona vize vermedi. Halkı kim ve düşmana tarih suçundan mahkumiyeti olduğu için. Biz ona dedik ki ya sen işte ne ismi sen işte halkı kime düşmana tahrik etmişsin, propaganda suçu işlemişsin, işte şusun falan filan demedik. Dedik ki bu ifade özgürlüğüne engeldir. Dolayısıyla partisinin genel başkanının parlamentoda olması lazım dedik. 76. maddeyi 3 Kasım'dan sadece bir ay sonra Aralık ayında 2012'de 2002 evet. tarihinde CHP'nin katkısıyla değiştirildi. Siirt'te her ne hikmetse tam da o tarihe denk düşen bir biçimde YSK bir ay sonra seçimi iptal etti. Siirt seçimlerini. Mart'ta seçimler yayınlandı 2003'ün Mart'ında ve Sayın Cumhurbaşkanı yolu mahkumken açtı. Şimdi mahkum olmamış insanları kendisi yani sanki yani kendisi mahkeme, kendisi Yargıtay, kendisi İstinaf Mahkemesi, kendisi sözcüyle mahkum ediyor. Peki, bu doğru değil. Bakın hiçbir işte doğru değil. Döner insanları vurur bu. Döner insanları vurur. Sizce neden? A şıkkı AK Parti'nin ya da daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkıştığını mı düşünüyorsunuz? Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön alması, muhalefetin yan yana durması, sağlam durması iktidarı ve Cumhurbaşkanı'nı korkuttu mu? C. Bir siyaseten ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu sözlü saldırılara mı sığınıyorlar? Ne dersin sanki A, B, C? Yani AK Parti şu anda dağılmış durumda. Gündemi yönetemiyor kesin bir biçimde. İki, Erdoğan kendisinin başına bu sistemi bela etti. Bin pişman bana göre. %50 ile seçim kazanmak zorunda. Oysa böyle bir derdi yoktu. Yani önceki sistemde %33 ile 2002'de şey olmuştu, çoğunluk olmuştu parlamentoda. %33 ile. Neredeyse anayasayı değiştirecek çoğunluğu vardı yani. O kadar büyük bir oyla şey yapmıştı ama şimdi başına bela etti ve sonuçta kendisini MHP'ye mahkum etti. O mahkumiyet de kendisini artık iktidara taşımıyor. Yerel seçimlerde bunu gördük ve orada da tutamıyor. Ve Kürtler'de olan desteğini yitirdi. Kentli milliyetçilerle olan desteğini yitirdi ve bu katı söylemi gerçekten de yine muhafazakarlarla olan bağını da zayıflattı. AK Parti'den bir çözülüş de var işte partinin kurucuları, bakanları falan partiden ayrılıyorlar. Yeni partiler kurmaya çalışıyorlar. Artı İstanbul seçimlerinde gördük ki muhafazakarlar AK Parti seçmeni de AK Parti'den uzaklaşıyor. Bunu görüyor. Gördüğü için de bir çözüm de yok. Sonuçta CHP'nin kurduğu bu ittifakı, CHP'nin kurduğu bu bağı zayıflatmak istiyor. Kendi seçmeni nazarında ve
diğer seçmene nazaran, ama bunun başarılı şansı yok. Bize bakın, biz hep şöyle bazen düşündük. Ya acaba bize ne derler? Ya hiçbir şey yapmasak da bize en berbat şeyi söylüyordu. Hiç olmasa yapalım. Söylesinler yani. Hiç olmasa yapalım yani. Yapmasak da söyleyecek. Yani biz şöyle Kürtlerle buluşmasak yine CHP iyi mi diyecek yani Akbar? Demeyecek iyi. Korkunun ecele faydası o yüzden de en doğrusunu değişime faydası evet, yok. Evet en doğrusunu en doğru zeminde dayanışarak tabii ki ayrı ayrı siyasi daha partilerimiz. Daha açılımcı bir CHP evet, göreceğiz olarak kesinlikle anlıyorum. Bakın şöyle, Türkiye'nin en temel sorunlarına en gerçekçi Türkiye düzleminde işte yaklaşan bir CHP var. Onu yani Kılıçdaroğlu'nun liderliği de bu son seçimlerde ortaya koydu zaten. Yani seçim başarısı da bunu gösteriyor. Bu başarıyı daimi kılmak, bu zemini bir arada tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir taraftan tabii ki Kürtlerle, onlar Kürt seçmenle bağımızı güçlendireceğiz. Diğer taraftan kentli milliyetçiler, muhafazakarlar olan bağımızı da canlı güzel tutacağız. Sayın Sezgin Tarhoğlu çok teşekkür ederim. Tanrıkulu çok teşekkür ederim. Geldiniz, katıldığınız için. Aslında bir cümle sorayım ama çok kısa bir cevap rica edeceğim. HDP pasif direnişini sürdürüyor. Yani sokak eylemlerini, evet, sokakta hak aranmaz dedi Kemal Kılıçdaroğlu ama HDP şu anda sokakta hak arıyor ama işte gösterilerle değil, oturarak, kitleleri yanında tutarak ve bu haklılıklarını da Avrupa'ya kadar taşımayı düşünüyorlar. Avrupa Parlamentosu'na evet, da. Kısa bir cümle söyleyecek olursanız doğru yöntemi uyguluyorlar mı? Ve bu konuda da sizlerin yani CHP'lerin desteği var mı? Öncelikle şunu ifade edeyim. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet tarihinin en uzun ve en önemli sivil direnişini yaptı. Sokakta yaptı. Evet, bunu. Adalet yürüyüşünü yaptı. Evet, sokakta yaptı bunu. Adalet yürüyüşünü yaptı. 20 küsur gün boyunca 400 kilometre yürüdü. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun kastı şu. Yani bir yani sokakta provokasyon ortamlarına izin vermeyin. Çünkü herhangi bir provokasyon şeyin önüne geçer. Kayyumlarının önüne geçer. Ya da evet, bir bahane olur. Evet, bahane falan olur falan işte gördünüz falan filan. Evet. İktidara bu fırsatı vermeyin dedi. Yoksa şimdi işte sonuçta her gün oturma eylemi yapılıyor belediyelerin önünde. İşte Mardin'de, Van'da ve Diyarbakır'da sonuçta bu hafızanın canlı tutulması lazım. Yani şöyle, doğru yapılıyor, desteğimiz var. Bana göre var bakın diyorsunuz. Şöyle, tabii ki desteğimiz var. Şöyle, yani sırtımızı dönersek, bana ne dersek, ne yapalım işte aldılar kanun hükmüne kanunuma böyle dersek, yarın bugün kime sıra geleceği belli olmaz. O nedenle bu zemini daha da büyütmek lazım. Güçlü tutmak lazım ve hukuk zemininde kalmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz, katıldığınız için. Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekiliyle konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz diyelim. Bizde kalın. t24.com.tr YouTube kanalımız ya da Facebook'tan yayınlarımızı izleyebilirsiniz.